Merhaba değerli izleyenler. Dünden bugüne nameler programı ile yeniden karşınızdayız. Her hafta birbirinden değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, dünden bugüne nameler. Adı üstünde hem dünden hem de bugünden çok değerli sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim, kabul ediniz. Tabii dünden en değerli ustaları müziğimize çok değerli nameler katmış büyük isimleri konuk ederken günümüzün de çok başarılı isimlerini sizlerle buluşuyoruz. İşte onlardan bir tanesi var bugün. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Ses Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı ve Ses Sanatçısı Gülşah Sönmez konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için de ayrıca. Bugün burada beni ağırladığınız için de çok teşekkürler ediyorum sizlere. Ne mutlu buradayız, sizinleyiz bu akşam. İzleyicilerimize de merhaba diyorum. Sizin aracılığınızla güzel sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Kırmayıp geldiğiniz için ömür borcunuzu ödediniz. Güzel bir albümle geldiniz. Umuyorum ödemişimdir. Daha albüme geçme Onurcuğum. Tabii. Hemen öyle albüme geçmeyelim. Daha neler var neler. Oradan tabii, bir başlayalım. Bu ömür borcunu ödeyene kadar müziğe ödedim diyor çünkü. Neler yaptı acaba Gülşah Sönmez? Yani bir icracının hayalidir. Bir onları konuşalım. Sesini duyurmak bir albümü olsun ister her icracı. Çünkü amaç zaten sesini, müziğini birilerine duyurmak diye düşünüyorum. Ben de bu albüme ömür borcu dedim. Ömrümün borcuydu dinleyicilere. Umuyorum ki ödeyebildim bir nebze olsun. Güzel bir albüm olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilere tavsiye çok ediyorum. Güzel, çok güzel oldu. Kesinlikle ödediniz. Baştan sona tüm eserlerle son yılların yapılmış en iyi Türk sanat müziği albümü olduğunu ben de buradan iddia ediyorum. Çok teşekkür kesinlikle ederim. Ne mutlu. Kesinlikle. Ne albümü mutlu. Daha sonra konuşacağız. Uzun uzun evet. Konuşacağız. Ben öncelikle kısaca sizi tanıtalım değerli izleyenlerimize. Tabii biz tanıyoruz ama değerli izleyenlerimiz de mutlaka sizi tanıyordurlar. Ancak tanımayanlar için birazcık sizi tanıyalım. Aslında tanıyorlar sesini. Kesinlikle nasıl tanıyorlar? Tanıyorlar. Biri var halimden anlayan. Evet, çok meşhur bir sestir. Bunu konuşmuştuk. Evet. Yani benim sesimi tanıyorlardır. Klasik Türk müziği dinleyenler, sanat müziği severler. Muhakkak bir yerlerde izlemişlerdir belki. Tanımayanlar için de tekrar merhaba diyeyim efendim. Dediğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda ses eğitimi bölümünde öğretim görevlisiyim. Ama bunun öncesinde tabii ki hani müziğe şimdi başlamış biri değilim. Tabii. Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Tanıyanlar var dediğim gibi ama bu albümle biraz daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladık. Umuyorum da öyle olur. Aslında hani daha geçmişe gidecek olursa bu müzik yolculuğu benim ortaokul sıralarından falan başlıyor. Yani çok geriye gidiyorum ama ortaokulda bir ud dersiyle başladım aslında. Ud dersinden sonra başarılı da bir öğrenciyim ve fay sesi mezunuyum falan. Evet. Bizim bütün Türk ailelerinde olduğu gibi işte kızım bir altın bileziğin olsun kolunda diye ve telkinlerle beni başka yerlere yönlendirmeye çalıştılarsa da. Ama başaramadılar mı? Yine gönlünde insanın müzik olunca o bir yerde kalbi öyle atıyor. Yani o onun içinde olmayı çok istiyor. Ben de ilk başta işte ud dersiyle başladım. Ardından Bakırköy Musiki Konservatuarı yarı zamanlı Türk Müziği bölümüne gittim. Hatta ailemin desteğiyle, onların teşviğiyle. Zannediyorlardı ki oradan sonra ben artık hani müzik hevesimden vazgeçerim falan gibi bir durum olmadı ne yazık ki. Ardından İktisat Fakültesine girdim Marmara Üniversitesi'nde. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirir bitirmez tekrar sınava girip ben konservatuara girmek istiyorum diye böyle bir idealist bir davranışla. Ne güzel. Üniversite mezunu yani. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarına, Devlet Türk Müzikisi Devlet Konservatuarına girdim. Ve fakülte birincisi olarak mezun oldum. Harika. Sevdiğim işi yapıyorum. Çok şükür ne mutlu bana ki. Herkese nasip olmaz böyle bir şey bence. Tabii. İnsan kendi sevdiği işi yaptığı zaman hiç çalışmıyormuş gibi olur derler. Hakikaten öyle. Ben kendimi öyle bir yerde hayal edemiyordum. Tabii ki iktisat mezunu olanları bir sürü başarılı arkadaşım var ama ben orada göremedim kendimi. Hı hı. Benim kendini nerede ait hissediyorsan nerede ait hissediyorsanız orada olmalısınız bence de. Benim hayatım müzik olmalı dedim.
ve bu yola baş koydum, öyle yönlendirdim. Başarılı oldum kendimce. Daha iyisi var tabii ki her işin olduğu gibi. Doğru bir yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Tabii. Evet. Yani bir tek yarı zamanlı bana yetmez demiş yani. Ben evet. Bir kere bunun da lisansını okuyacağım. Evet. Zaten bazı lisans derslerinden muaf da oldun. Tabii. Ve devam edip bir de orayı bitirdin. Evet, ne bir kadar de orayı bitirdim. Güzel. Üstüne bir de yüksek lisans eğitim devam ediyor. Halen tezimi devam ediyor. Tezimi veremediğim bir yüksek lisans eğitimim var. İşlerin ne olduğundan fırsat bulup bizim okuldasın herhalde. Haliç Üniversitesi. Ben görevim mezunuyum. Evet, Haliç Üniversitesi'nde. Evet. Müzik hayatım olsun istedim. Şu anda da öyle. Ve bu işi yaptığım için de çok mutluyum. Yani kimseye bir şey diyemem bu tabii. Anlamda. Ne istiyorsanız onu yapın diyemem tabii ki ama insan gerçekten istediği işi yaptığı zaman başarılı olur diye düşünüyorum. Hı hı. Önünde hiçbir şey duramaz. Ve başarılı oldu. Evet. İnşallah öyle olur. Çünkü gerçekten hani sizin yaşınızda genç bir bayansınız. Ben de sizi tebrik ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çünkü hemcinslerimin böyle başarısı beni hiçbir zaman kıskandırmadı. Hatta çok daha mutlu eder, onur da bilir. Böyle tabii. İnsanların onuru edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Ne mutlu. Çünkü bu kolay elde edilen bir şey değil. Çok büyük emek sarf ettiniz, çok büyük bir zaman sarf ettiniz. Evet. Bunun karşılığında da evet birileri de size aslında bir şey vermeliler. Bence bu da bizim işimiz diyelim değil tabii. Mi? Tabii. O anlamda da çok teşekkür tabii. Ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Biz zaten dünden bugüne namelerde kendi öz müziğimize büyük emeği vermiş, yeni nesilde, günümüzde de emek vermiş kişilere büyük destek oluyoruz. Hı-hı. Nursel Hanım'la ikimiz de. Hem ustaları konuk ederken hem de böyle bir değişik bir formatımız var. Böyle küçük küçük canlı şarkılar söyletiyoruz. Ama müzik yayını yapmıyoruz. Evet. Sanatçıyı tanıtıyoruz. Artık izleyicilerimiz de onları tıklayıp dinliyorlar. Albümlerini evet. Satın evet. Alıyorlar, indiriyorlar. Evet. Emeğinizin hı-hı. Karşılığını veren bir izleyici kitlemiz var bizim. Evet. Çünkü inanıyorum çok, öyle olduğuna hakikaten. Bizim zaten formatı biraz anlattık size de ama herkes çok ilginç buluyor başta. Ben bir müzisyenim diyor. Ben ne konuşabilirim ki? Yani 48 dakika sohbet edeceğiz dediğimde. Ve sonra bir bakıyoruz ki bitti mi program deniyor arkasından. Tabii. Çünkü bugüne kadar hem gelen sanatçılarımızın çoğu işte mesela gerçekten nasıl, neler yapıyorlar, nelerle uğraşıyorlar, daha başka hangi alanlarda neler yapmışlar bilmezler. Çünkü gelir sanatçı şarkısını söyler. Gider. Biraz önündeki, konuşur. Evet, önündeki işte. Hedefleri anlatır, geçmişte ne yapmış olduğunu evet, anlatır evet, ve evet. Biter. Biz buradan hani çocukluğuna inmiyoruz ama. Bilinmeyenleri çıkarıyoruz ortaya ama birçok değerli sanatçımızın bilinmeyenleri çıktı ve evet, magazin basını da bizi çok takip etmeye hı-hı. Başladı o yüzden. Buradan basına da teşekkür ederim. Tabii çok ki, güzel haberler tabii çıkıyor. Ki, tabii ki. Şimdi albüme bakınca hep Cengiz Sansönmez'le çalışılmış bütün besteler Cengiz Sansönmez'e ait. Bir yakınlığınız mı var? Sizin de soyadınız Sönmez. Cengiz Sansönmez, TRT İstanbul Radyosu, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı. Evet. TRT'nin en değerli sanatçılarından. Evet, aynen öyle. Evet, daha önce konuk almıştık yine tabii. Başka bir televizyon programında. Gelmişti. Evet. Ben onu evden tanıyorum ama. Yani ben radyodan değil, evden tanıyorum ben kendisini. Evden tanıyorsun değil mi? Yani. Onurcuğum çok güzel. Evet, ya bir, bu arada güzel bir kelimesi vardı. Onu söylemesini istiyorum. Daha önce kendisine de hocalık yapmış. Aa, tek kelime değişmiş. Tek kelime değişti. Değişti. Hocam da kocam oldu. Doğru. Ama çok güzeldi hocam yani. Da kocam oldu, evet. Hocam da kocam oldu. Evet. O zaman Hoca Cengiz Han nasıl? Koçu olarak nasıl? Onu evde soracağız. Nasıl? Nasıl beste yapar? Hepsini konuşalım. Benim evet. için çok önemli biri. Yani sadece eşim olması dışında hayatımın çok şeyi diyorum ben onun için. Hocalığı da öyle. Benim hayatımın yönlendirmesi açısından da öyle. Hep öyle söylüyorum. Ben önce Muski'ye aşık etti beni. Ardından kendisine aşık etti. Ne güzel. İşi biliyormuş. Hocam işi biliyorsun valla. Buradan gerçekten ona da sevgiler evet, gönderiyoruz. Cengiz Han Sönmez'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Benim de bir şiirimi besledi ve bu albümde benim de şarkım var. Sürpriz. Evet. Evet, aynen. Tabii bunlar
Bahar'a geçmeden önce ben yine bir hanlıktan bahsedeceğim. Evet. Evde bir hanlık var, hanlık var. Biraz bu hanlıktan bahseder misiniz? Cengiz Han Sönmez'in krallığında. Ben sultanlık görevini üstleniyorum. Gülşah. Gülşah, Cengiz Han, bir büyük oğlumuz var Demirhan, bir de ufaklığımız var Kayahan. Bir hanedanın içinde yaşıyoruz. Ne mutlu bize. Allah bağışlasın. Amin. Ama bütün herkesinkini. Enteresan olan da bizim kral mutfakta yaşıyor. Öyle mi? Bak onu ben bilmiyordum. Siz onu kuliste mi konuştunuz? Evet. Allah. Nasıl oluyor? Cengiz Han Bey krallığını mutfakta kurmuş. Evet, orada. Mutfak. Bizim, yani işim mutfağı derler ya bizim için. Tam gerçekten işim mutfağı orası. Evimizin mutfağı aynı zamanda işlerimizin de mutfağı. Orada o yapıyor. Albümün mutfağı da orasıydı. Orada baş yapıyor çalışmalarını. O mutfak bizim için çok şey. Yani yaşam alanımız mutfak, yemek alanımız mutfak. Hatta ben takılıyorum ona. Bunlar ne burada, her şey her tarafta mutfak mı, burası ne, bir şeye benzemiyor falan diye. Ya burası benim çalışma odam, niye karışıyorsun falan diye. Hakikaten öyle ama ben onun yaratım sürecine karışmıyorum orada. Biraz böyle hafif bir göbeği var, demek ki ondan kaynaklanıyor. Evet çok, ama şimdi bir de göbek nereden kaynaklanıyor ben söyleyeyim mi? Çok güzel yemek yapıyormuş. Aa. yapıyor yiyor galiba. Ellerine sağlık, hakikaten güzel balık yapar. Evet. Yapar. Ana yemekler onda. Ana yemekler ondan sayılıyor. Evet. Bir gün bekleriz efendim. Tabii. Tabii geliriz. Tabii eşi de çalışıyor. Evet. Hocalık yapıyor. Evet. Mecbur. Ortaklaşa. Hayat müşterek. Ama hayat müşterek yalnız bu başka bir sevda. Mutlaka yemek yapmayı seviyordur. Çünkü hani hayatın müşterek olduğu bir kısım evet bir gerçek ama mesela erkek mutfağa girdiğinde lezzetli bir yemek yapamaz. Çünkü mecburdur. Evet. Yemek yapar ama lezzetli yapıyorsa o kişi bunu isteyerek yapıyordur. Tabii. Gerçi o da lezzetli yaptığının farkında değildi benimle evlenene kadar. Çünkü o şey şöyle söylüyor. Ay ne güzel yapıyormuşum ben. Demek ki dağıtıyorum diye ben yemek yapmak istemiyorum diyordu. Hani o dağıtıyor. Ben toplayan kısmındayım. Ben birileri dağıtıyor, birileri topluyor. Evet. Ama lezzetli işler çıkıyor yani. Bunlar da lezzet. Çok lezzetli işler çıkıyor. Tabii. Makamlar da çeşitlidir. Evet. Bir lezzettir. Evet. Beste aynen. Yapmak. Aynen öyle. Orada demek ki yapıyor işte. Hep katıyor birbirine güzel nameleri böyle. Tuzu, şekeri, kıvamında. Ve çayı. Evet. Aa, çay da mı var? Evet, evet. O eserler, o besteler çaysız çıkmıyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Cengiz Han Bey mutlaka beste yapmadan önce bir çay doldur hanım diyormuş yani. Evet, ya o bizim şairlerden birinin dediği gibi hani sen bir çay dök ben içimi dökeyim. Gel sen bir çay içimi, sen çay döksen ben içimi şeklinde biz öyle yaşıyoruz. Mutfakta ben çay yapıyorum, o beste yapıyor. Ömür boyu döksün içini inşallah. Öyle, evet. Hiç bitmesin. İnşallah o ilhamı artsın. Kurumayan beste pınarı olacak. Ben ona öyle i̇nşallah, diyorum. İnşallah. Çok çok verimli çağında zaten. Çok çok güzel çalışmalar çok yapıyor. Çok güzel. Türk müziğinde bir boşluğu kapattı. Müziği o kadar bilen birinin aynı zamanda da sanatçılara albüm yapması o kadar güzel çok ki. Çok önemli. Ben de onunla çalışacağım. Bir albüm sürprizimiz olabilir. Harika. İşte TRT'nin sanatçıları da onunla çalışmaya başladı. Melda evet, Kuyucu evet, ile yaptı. Melda Kuyucu geliyor. Kılıç'la yaptı. Evet. Kendi albümlerini yapıyor. Başka sanatçılar bestelerini okumaya başladı. Herkes çok başarılı bu buluyor. Bu anlamda önemli bir kültür hı-hı hizmeti yapıyor. Tabii. Yani aslında bestelere baktığınız zaman yani albümün içerisindeki bestelerde de. Hani ben de kendisi de hocalık yapıyor zaten biliyorsunuz. Hı-hı. Hani klasik Türk müziği öğretiyoruz, evet, hani kökümüzü öğretiyoruz, o bu işin tabanını öğretiyoruz, biz de onu tabii icra ediyoruz tabii ama daha önce de hani kuliste de konuştuğumuz gibi bizim öğrencilerimize bakıyorum, örneğin ben hani gencecik çocuklarla çalışıyorum, onlar da klasik müziği, klasik Türk müziğini çok severek icra ediyorlar fakat bir eksik var bu hani Türk müziği. Sanat müziği niye geri planda kaldı diye konuşuluyor ya aslında geri planda bırakılıyor gibi bir durum var. Çünkü hep eskileri alıp yeniden süsleyip işte cover şarkılarla pop söyleyen arkadaşlar, rock söyleyen arkadaşlar cover yaparak sunmaya çalışıyor. Ama yeniye dair bir şey yapılmıyor. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz aslında. Aslında kendimizi tekrar ediyor gibiyiz. Tabii. Onun için hani bir taze kan, bir yeni bir nefes. Belki biz bu anlamda bu albümle bunu başaracağız diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Cengiz Han Sönmez'in eserleri de bu anlamda önemli. Yani güfteleri, yani sözleri ki biri de Onur Akay albümün içindeki evet güfte yazarlarından. Diğerleri de müthiş
güfteler yazıyorlar. Güfteler açısından, sözler açısından Türk müziğinin o naifliğine çok uygun melodik yapılar, sanat müziği tadında zaten sanat müziği albümü. Fakat hani o altyapılar günümüz sounduna uygun, gençleri kucaklayan, onları yakalayan soundlar. Ne güzel, öyle de olmalı. Evet, öyle de olmalı. Belki de eksik buydu diye yola Tabii. çıktık. Umuyorum muhatabını bulur. İnşallah. Hı hı. Yeni şarkılar da olması çok önemli. Evet. Türk müziğinde yeni şarkı çıkmıyor mu? İşte çıkıyor. Mutlaka çıkıyor. Destek versinler. Evet. Bu Ömür Borcu'nun söz yazarı ve bestecisi yine Cengiz Han. Evet, Cengiz Han Sönmez. Sözü müziği Ömür Borcu'nun ona ait. Evet. Bir de Gölgene Hasret diye bir şarkımız var. Onun da sözü müziği. Ona geçmeden önce şu Ömür Boyunu bir şöyle bize borcunu. Ömür Borcu'nu bize Tabii. hafif böyle bir mırıldanırsanız sevineceğiz gerçekten. Ne olur kal bana Ömür Borcu'n var, unutamazsın. Yer gök hep hatıralar, ne olur kal bana Ömür borcun var, unutamazsın. Yer gök hep hatıralar. Ne kadar güzel çok değil mi? Güzel, Sibel çok güzel. Can'ın tahtını sallayacak. Sibel Can'ın müziği bileni geldi. Ama çok, o da çok güzel, güzel bir ses, çok çok değil ve muhteşem, hani şey çok güzel bir ses. Yani şey dolu dolu ruhumuza işleyecek bir ses gerçekten. Ben dinliyorum zaten sizi. Bu arada beğeniler yapıyorum sürekli, görüyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü dediğim gibi önemli olan şey bir sesin değerini bilmek. Bunu biliyorsunuz yani bu bir toplumsal olarak sanatçının bir sorunu. Evet, evet. Güzel ses mi olmalı yoksa iyi reklamı yapılan bir Maalesef. Ses mi olmalı? Bu tabii ki tartışılır. Maalesef. İnsanlar gündeme geliyorlar bir şekilde evet. ama çok fazla da kalamıyorlar açıkçası ya işte, bu konuda. Bu önemli bir sorun aslında, sadece müzik için değil, sanatın her koluyla alakalı bir sorun. Yani günlük yaşıyor gibiyiz biz, hani günlük tüketime yönelik bir tüketim tarzımız var. Haklı olarak belki diğer işte medya grupları, magazin programları, hani sizi tenzih ediyorum, çok teşekkür ediyorum o anlamda. Sizin gibi böyle çalışan tabii ki çok arkadaşımız var ama genellikle, hani geneli konuşacak olursak daha günlük reytinglere yönelik tercih ediliyor. Hani bizim öyle bir durumumuz yok çünkü bu albümle de mesela, bu albümün de uzun soluklu bir albüm olduğunu düşünüyorum. Kıymetinin de daha sonradan anlaşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet. ben hani klasik Türk müziği ya da Türk sanat müziği dinleyen birçok kişi için belki tanıdık bir sesim ama çoğu kişi için de hani no name diye tabir ettiğimiz kişilerden biriyim. Eserler de öyle. Hiç tanınan eserler değil. Tabii. Dinlendikçe, söylendikçe oturacak. Hatta yani bu anlamda Sibel Can'dan bahsettiniz, ondan geldi aklıma. Evet. Hani Türk müziği, Türk sanat müziği icra ettiğini söyleyen o isimli sanatçılar bile hani bu yeni şarkılara çok sıcak bakmıyorlar. Yani Tabii, hep böyle korkuyorlar. Daha eskileri okumak tam yana bir tavır sergiliyorlar. Ya da onlar da biraz daha popülerleşmeye yönelik çalışmalar yapıyorlar. Hani artık hani sanat müziği sanatçısı olarak tanıdığımız insanlar bile aslında Tabii. sanat müziği eserleri okumayı tercih Tabii, etmiyor. Tabii Bülent Hanım Tarkan şarkısı okuyor. Evet. İşte öyleyim. Bülent Hanım Tarkan'la düet yapıyor. İşte piyasada tıklansın diye internet siteleri, gazetelerin kültür sanata çok fazla girmiyor. Hep magazin, kim kiminle, nerede, ne yapıyor şeklinde. Ne yazık ki. Onlar da haklı. Belki reyting evet, için. Evet, belki onlar şey da haklı. Öyle ama yani bu her kültürün şey. Devam edebilmesi açısından herkesin elini taşın Destek altına koyması şart. Lazım. Evet. Desteklemesi lazım. Hani hem yayıncı kuruluşların, hem sanat müziği sanatçılarının, hani hem tanınan hem TRT'dekilerin, yani TRT'de de bile hani şimdi sadece piyasadaki sanat müziği sanatçılarını dememek lazım. Tabii. TRT sanatçılarında bile hep
eskileri okumaya yönelik bir eğilim yeni var. Şarkıları yeni şarkıları alıp okumaları lazım. Evet, onların çok aslında önemli. Onların sahip çıkması lazım. Tabii bunlara. En başta onların. Biz bu anlamda belki risk alarak bir iş yaptık ama hani herkesin içindeki Türk sanat müziği sevgisine inanarak yaptık. İyi ki de yaptın, bir boşluğu doldurdun. Evet, evet, bak ne oldu daha o günlerde bir baktım iki gün önce yayınlanmıştı. İki gün olmuştu 150 bin kişi izledi. Şimdi kim bilir ne kadar oldu izleme sayısı. Tabii ki. Müthiş ilerliyor. Yani demek ki biz doğru bir iş yaptık diyoruz böyle tepkileri alınca. Yalnızca hani eşimiz, dostumuz, bizi tanıyanlar değil, başkaları da dinliyor. Bu sayı güzel bir sayı yani. Sadece bizim eşimiz, dostumuzla olacak işler değil yani. Biz işte Orakay Medya olarak da kültür sanata çok değer veriyoruz. Nursel Eroğlu'da köşe yazarımız. Hep ön planda ilk önce gerçek sanatçılar var bizde. Ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Sizin gibi çalışanlara. Çünkü hakikaten desteklenmezse, tanıtımı yapılmazsa ne yazık ki ulaşmıyor. Yani hani insanların kıymet bilmemesi değil aslında. Bizim onlara ne sunduğumuza bir bakmamız lazım. Tabii. Yani hani onlara ulaşsın bakalım, o zaman görelim. Önemli olan ulaştırmada bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Özellikle Türk sanat müziği albümleri için. İşte tercih edilmemesinin sebebi de o bence. Çünkü hani radyolara bakıyorsunuz ya da işte magazin programlarına bakıyorsunuz ya da müzik programlarına bakıyorsunuz. Sanat müziği çalmıyorlar bile yani radyolarda. O kadar kısıtlı ki aslında bizim ulaşacağımız alan. Bu anlamda bunun biraz daha genişlemesi, yelpazenin biraz daha açılması çalsa da belirli kişilerin. Evet, belirli kişilerin için çalıyor. Müziği, evet, tabii. Yani yeniye çok açık değiliz sanat müziği anlamında. Tabii işte burada desteklenmesi önemli. Ben 27 yıldır bu piyasanın içindeyim. Ama hep bunu gördüm, kaliteli bir şey mutlaka yerine ulaşıyor. Yerine halk onu buluyor. Emin ol ki reklamında böyle sorunlar yaşasan da iyi bir şeyse kesinlikle yerini buluyor. İnşallah o çok öyle önemli olur. Yani hani şimdi sanat müziği albümü diye bahsediyoruz ama hani içerisinde birçok tarza yakın şarkılar var. Tabii. Yani özü sanat müziği, evet, albüm için konuşuyorum. Ömür Borcu albümü hani sanat müziği altyapılarında, yani altyapıları demeyeyim de sanat müziğinin o naifliğine yakın. Ama altyapılarında sadece hani pop da değil. Yani bu dinlediklerinde anlayacaklar. İnsanları muhakkak dinlesinler. O zaman sadece şöyle sanat de yine ben hitap eden tekrar bir göstermek yani. İstiyorum. Evet. Gülşah Sönmez. Evet. Fotoğrafları kim çekti? Ömür Boyu. Çok da güzel bir fotoğraf Ömür olmuş Borcu. Gerçekten. Ömür Borcu yine yanlış söyledim değil mi? Fotoğraf aslında bu biraz bir aile albümü gibi oldu. Kliplerle ilgili de konuşalım. Bir şeyler orada değişik bir şeyler var değil mi? Bestelerin tamamı Cengiz Han Sönmez'e ait. Yapımcılardan korkuyor muydun? Cengiz Han işini yaptı abi. Evet. Bayanlar için zor bir piyasa. Zor bir piyasa. Yani hani bunu dinleyiciler, izleyiciler de biliyor artık. Hı-hı. Hani birçok şey çıktı bu konuyla alakalı. Piyasa bu anlamda bir bayan için zor bir alan. Aslında piyasanın dışında kadın olup da çalışmanın zorlukları var tabii ki. Bu başka bir şey yani. Kadın olmak zaten zor. Baş başına aslında bir zorluk. Evet, yani bir de müzik piyasası içerisinde erkek olmak da zor. Hiç öyle zannetmeyin. doğru. Hemen aynı oldu. Bu piyasanın içinde var olabilmek ve hani kalıcı olabilmek hakikaten zor. Bu anlamda arkanızı yasladığınız kişileri sonsuz güveniyor olmanız lazım. Tabii. Çünkü hakikaten büyük emek. Bu sektörde de güven biraz daha maalesef zor. Maalesef hani büyük emeklerle bir şeyler yapıyorsunuz ve o emeklerin zayi olması durumu da söz konusu olabiliyor. Bu yapımcıların hepsini kastetmiyorum tabii ki. İşini hakkıyla gerçekten çok iyi şekilde yapanlar da vardır ama hani bu anlamda güvenilir insanları bulmak zor. Benim şansım, Cengiz Han Sönmez hakikaten şansım. Hem beni masraftan kurtarıyor beste. Değil mi? Beste parası alıyorsunuz. Telif konusunda masraftan kurtuluyoruz. Hem besteler konusunda hem albümün sanat yönetmenliğini de kendisi yaptı. Müzik yönetmeni Caner Altınbaş'tı. Aranjörümüz Faruk Paker'di. Ve hep bizim güvendiğimiz insanlardı bu anlamda. O açıdan da şanslıyım. Fotoğrafları da benim kuzenim Merve Ayparlar çekti. Ne güzel. Klipte peki bir sürpriz bir şeyler olmuş, değişik bir çalışma olmuş. Klipte de aslında yine sabır duası. Yine güvendiğimiz insanlar.
Sabır Duası şarkısına çekildi klip. Benim bir öğrencimden yola çıkarak sinema televizyon okuyan öğrenci bir grup öğrenciyle tanıştım. Bir Mert adında bir öğrencim. Onu da selam olsun buradan Mert'e. Onun arkadaşlarıyla tanıştırdı beni. Sinema televizyon okuyan bir grup öğrenci. Klip konusunda hani çok tecrübeli değiller belki ama kısa film konusunda çok tecrübeli bir ekip. Ödülleri var. Ödül almış bir ekip. Bu ara çok evet. Aynen öyle. Evet. Oğuzhan Çakmak çekti klibimizi de. Yönetmenin Oğuzhan Çakmak. Buradan teşekkür ediyorum Oğuzhan'a da. Bak genç bir şeydi. Siz genç, destek vermişsiniz. Evet, evet, evet. Yani biz biraz da onu da düşündük. Yani evet. Hani bu iş yeni taze bir kan. Her tarafı taze kan olsun diye. Ne güzel. Onlar da asıldılar bu işe. Onlar da çok severek yaptılar. Umuyorum herkesin beğenisini kazanan bir iş olur. Çok da güzel olmuş. Ben izledim. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür sabır ederim. Sabır duası yazarak ulaşıyorlar değil tabii mi? Tabii tabii. Gülşah Sönmez sabır duası yazarak evet. YouTube'dan izleyebilirler. Bu anlamda yapım şirketimize de teşekkür etmek isterim. Tabii. Ali Haydar Timisi, Selen Timisi, TMS Müzik Yapım. Çok güzel çalışmalar onların da yapıyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve bize de sonsuz destekler. Çok teşekkür ediyoruz onlara şimdi da. Şimdi 6 Aralık ben onun Türk Sanat Müziği Günü olmasını önermiştim TRT'de. Hatta Arif Özgüliş Hoca'nın programında siz de vardınız. Evet, eskiler. Oraya konuk da olmuştum size TRT'de. Evet. Ve orada önermiştim Türk Sanat Müziği Günü olsun diye. Bu sene 6 Aralık'ta telefonuma mesaj geldi Mesam'dan. Bana telif hakkı yatmış. Türk Sanat Müziği'nde yaptığım bir şarkıdan para geldi. Tam da o gün Gülşah'a verdiğim şarkıdan. Harika. Şimdi zaten evet. Onu konuşacağız. Gerçekten çok, tabii Onur da çok uzun yıllardır gerçekten bu işin içinde ve inanılmaz bir ses. Evet. Onun sesi de çok beni teşekkür çok etkiliyor ederim. Ve gerçekten biz kardeş gibiyiz, çok yakın arkadaşız. Hı-hı. Çok değer veriyorum aynı zamanda. Ne güzel, böyle dostluklar da kolay. Ve ben o değeri de aldığımı görüyorum. Hı-hı. Yani sadece değer vermiyorsunuz burada. İşte önemli olan o zaten. Evet, Onur öyle biri ve gerçekten dostlarını destekleyen, seven evet, bir öyle. Yapıya sahip. Bu kadar sahip. Beni övdü herhalde görmeden Semih'i kime yazacağım söyleyecek. Bak nasıl tanımış beni değil mi? Tabii bu görmeden sevme konusuna geliyor. Evet, şarkıların hikayelerini sormak evet, lazım. Evet. Evet. Öncelikle tabii ki bunu sormadan önce bu şiiri bir okuyalım da biz çıkaramazsam soracağım. Valla geçen sene Ocak ayında yazdım. 8 sene sonra gönlümün tozunu aldım. Hiç yazmıyordum. Çünkü ben aşk yani başlangıcında yazabiliyorum. Bir yeni bir şeyler oldu bende. Eski sevgilim de şimdi ilk kez öğrenecek. Evet, yani şimdi bugün bitiş noktasında olabiliriz. Yani bilmiyorum. Ve akşam arayacağım Onur'u. Bir anda sosyal küstün. Medyadan... Ama o arada küstünüz. Evet, hı-hı. Konuştuğum bir kişiyi. Bak bunu da bekliyorum şimdi. Cengiz Han Sönmez'le bizim arayı. Programımıza gelmişti yeni daha böyle. Çekimler yapmıştık. Birden aklıma geldi. Birden ben bunu yazınca... Hiç görmedim. Telefonda konuşuyoruz sadece. İnsan aşık olabiliyormuş. Yani bir sosyal medyada var. Görüyoruz, evleniyorlar, evet. Tanışıyorlar. Resmen onu yaşadıktan sonra bu görmeden sevmek şarkısını yazdım. Şöyle oldum. Hayalimdeki ruhu kalbime koydum bugün. Dokunmadan severek aşkı yaşayacağım. Ateşe su diyerek hicrandan caydım bugün. Hiç görmeden severek. Aşkı yaşayacağım. Müptelayım kalbine, müptelayım sesine. Hasretim telefonda duyduğum nefesine. Kerem Aslı çıldırır gönlümün hevesine. Hiç görmeden severek aşkı yaşayacağım. Tüm ömrümce üssünler dillere verip beni. Unutursam essinler yerlere serip beni. Tek gönül pencerem var oradan görüp seni. Hiç görmeden severek aşkı yaşayacağım. Böyle bir şey. Evet. Müptelayım kalbine, müptelayım sesine. Hasretim telefonda, duydum nefesine. Kerem Aslı çıldırır. Gönlümün hevesine hiç görmeden severek aşkı yaşayacağım hiç
görmeden severek aşkı yaşayacağım. Ben de yorumun için seni alkışlıyorum. Cengiz Han Sönmez'in de bestesi. Evet. En büyük alkışlar da ona. Çok şarkıda kol kola girmiş böyle. Bütün şarkılar öyle olmuş. En çok da şey, bugün mesela kendime bir ödül veriyorlar, izliyorsunuz. Ne bileyim, başarılı bir şeyler yapınca izliyorsunuz. Hep böyle değişik gurur oluyor o insanda tabii kendisinin tabii. İzlerken. Ama en çok yazdığı bir şarkıyı başkasından duymak. Değil mi? İnsana çok değişik bir haz veriyor. Yani, İlginç bir durum. Bir de hani sizin anlattığınızla karşınızdakinin anlattığı da her zaman uymuyor. Yani hani mesela siz bunu düşünerek yazmışsınız ama bir radyo programında okumuştu Cengiz Han Sönmez bunu. Ardından bir hanımefendi eşi için, vefat eden eşi için dinlediğini söylemişti. Evet. Herkesteki tezahürü başka olabiliyor. Mesela yani. Mesela bu sosyal medya aşkı değil, o da kaybettiği aşkını bir aşkı. Hiç görmeden severek, dokunmadan severek aşkı yaşıyor işte. Herkese farklı etki yaratıyor. Ben doğru. Zaten hep öyle diyorum. Yani bestekardan, güftekardan çıktıktan sonra eser o artık dinleyicilerin tabii. oluyor. Yani yorumu onların. Aynen öyle. Yorumu onların. Onlar ne hissediyorsa, onlar nasıl bir elbise giydiriyorlarsa öyle oluyor o şarkı. Tabii. Onurcuğum, ben şunu hemen sorayım tabii. sana. Bu tabii görmeden sevdim, sevmeyi yazdığın kişi bunu gerçekten gördü, okudu mu? Yani tabii önce, önce o okudu, sonra Cengiz Han'a gördü. Ve orasını merak ettim ve şimdi. Ve 5 gün sonra da Cengiz Han'dan telefon geldi, bestelemişti. İşte bazı şarkılarda insanlar gibi kaderi. Evet. Bazı yani insanlar gibi şarkıların da kaderi var. Yani bir şarkı 15 sene bekliyor notası çantada. 15 sene sonra patlayabiliyor. Tabii ki. Bir şarkı da hemen bir sene sonra kesinlikle. Albüme girdi işte. Kesinlikle. TRT Name'de ilk okundu. Evet. Tabii orada da çok değerli, çok güzel bir programı var. Çok özel bir programı Cengiz Han'ın. Bu sene de orada 8. yılını kutladık. Evet. Değil mi? Evet. Birlikteydik gene evet. TRT evet. Name'de. Evet. O da çok uzun soluklu, çok başarılı bir program. Çok. Böyle yeni şarkılara da sık sık yer veriyor zaten. Tabii. Aslında hani bu anlamda biraz bunu da misyon edinmek lazım. Yani sadece eskileri kesinlikle okumalıyız. Yani aynen. biz sahip çıkacağız tabii ki bu işe. Bizim kültürümüze biz sahip çıkacağız. Ki bu işin içinde hem eğitimci olarak yer alıyorken aktaracak olan tabii ki bizleriz. Ama biraz daha günümüze ulaşmak lazım. Yani sadece orada kalmak bizi ilerletmiyor ne yazık ki. Yani sadece kendi şarkıların değil, yeni çıkan bütün bestelere aynı muameleyi, aynı ilgiyi gösteriyor. Tabii. Bu anlamda o da önemli bir kültür hizmeti yapıyor. Tabii, tabii. Hocalık da yapıyor. Şimdi ben de nerede öyle. Nerede yapıyorsunuz? Bir tutamaz şu anda. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yanında Cengiz Han Sönmez'le, sevgili Cengiz Han Sönmez'le birlikte Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği Konservatuvarı'nda 3 yıldır hizmet ediyor. Tabii Musiki Derneği zaten vardı orada, Büyükçekmece Musiki Derneği. 20-25 yıldır uzun soluklu bir dernek. Oradaki ekip de çok bu işe saygı duyan, bu işe sahip çıkan bir ekip. Başkanımızdan öğrencisine kadar. Bu anlamda onlara da çok teşekkür gibi. Ediyoruz. Bütün şimdi derneklerin... işte 3 yıldır bir yarı zamanlı bir konservatuvar kurduk orada. Bütün derneklerin böyle olması gerekiyor evet, diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Sadece eser geçmek değil. Tabii ki. Bunu da vermeleri lazım. Tabii. Bir baktım geçenlerde paylaşmış insan sonra ağır aksakları vuruyorlar tabii, tabii. yani. Yani bir de güzel olan tarafı işin şu. Yaş sınırı yok orada. Evet. Yani bizim orada 19 yaşında da öğrencimiz var. 65-70 yaşında da öğrencimiz var ve hepsi aynı sınıfta ders alıyorlar. Evet. Belli bir yaş sınırı yok. Tabii ki bir sınavı var. Yani bir kulak sınavı muhakkak oluyor. Yani müziği algılayabiliyor mu, tabii. duyabiliyor mu? Onun dışında bir yaş sınırı yok. Bu anlamda hani içinde müzikle ilgilenmek içinde kalmış insanlar, öyle diyeyim. Bu işin ilmine biraz daha ilmine biraz daha yaklaşmak isteyenler için herkese kapımız açık, sonsuz açık. İlgilenenlere yönlendirebiliriz bu anlamda. Büyükçekmece Musiki Derneği, Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği Konservatuarı yarı zamanlı olarak hizmet ediyor efendim. Üslup repertuar, solfej nazariyat, seçmeli olarak şan dersleri, enstrüman derslerinin hepsinin içerisinde yer aldığı, koro derslerinin de olduğu bir kültür hizmeti veren bir kurum. Herkesi bekliyoruz. Evet, orada. İçinde ukde kalmış olabilir. Evet, evet. Müziği öğrenmek isterler. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Herkes gidiyor. Ve hakikaten bu önemli bir şey. Yani
bakıyoruz, müzisyen olarak para kazanıyor bu insan ama nota bilmiyor. Tabii. Bu büyük bir eksiklik aslında. Tondan okuyacağını bilmiyor. Yani aslında onlar için biçilmiş kaftan yerler bunlar. Tabii, ne güzel. Başka başka meslekler yapan insanlar ama ben müziğin içinde olmak istiyorum diyenler. Bu anlamda önemli bir kültür hizmeti. Teşekkür ederim. Ben de sizin gibi hocalardan alacaklar. Ben de öyle yapıyorum. Ben de tabii bundan sonra artık biraz sizi de düşüneyim yani o tarafa doğru da kayayım. Gerçi onu beni sürekli ve sesin çok güzel diye beni motive etmeye çalışsa da ben hala daha inanmıyorum böyle bir duruma. Ben de mutlu olsun diye söylemiştim. Canlı yayında söyleyeceğini nereden bilirim? Ay ben biliyor musun ya? Ama gerçekten var. Özellikle de oğlu var, Erol. Hı-hı. Çok güzel. Onunla da musiki çalışmaları yapıyoruz. Ben ona ders veriyorum. Evet, oğlum psikolog bu arada. Erol Güreşçi. Sıratını çok sever. Çok güzel, orada. Çok güzel. Evet. Onur da kendisine ders veriyor gerçekten. Şu anda çok güzel çalışmaları var. İnşallah bir albüm de oradan gelebilir. Hadi bakalım. Türk müziğine muhakkak böyle albümlerin ihtiyacı var. Hı-hı. Yani Türk müziğinin böyle albümlere çok ihtiyacı var. Yenilenmeye bir taze kana, o yeni nefeslere ihtiyacı var. Bu tabii. Anlamda böyle albümlerin öncüsü olsun inşallah. İnşallah, da değil inşallah. Aynı kesinlikle zamanda. Aynı zamanda Erol'a, psikolog Erol Güreşçi'ye imzaladı. Buradan imzalı bir albümde bize verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Erol adına da ben teşekkür ediyorum. Gülşah'la bir de ilkleri yaşadık biliyor musun? Çok ilginç oldum. Mesela işte tam TRT İstanbul Radyosu'nun önündeyiz. Yeni çıkmış albüm. Evet, daha albümü arabadan, ben görmemişim. TRT'de bizi bekliyor programa. Arabadan almış Cengiz Han ilk bana verdi. Ben de elimde tabii ne bileyim ben Gülşah'ın görmediğini elimde TRT'ye girdim. Program çekimi var orada. Ben de onları izleyeceğim. Ondan sonra Gülşah görünce birden heyecanlandı. Benim elimde gördü ilk kez albümünü. İlk bana imzayı attı. Evet, evet. Ve albümüyle de ilk televizyon programı evet, benim programı öyle. Oldu. İnşallah ne güzelsin. Gerçekten ilkleri yaşıyoruz. Evet. İnşallah uğur getirir. Sizin şarkınızı da ilk defa okumak bana nasip oldu. Bir de o var. Bir de ilk defa da albümü okuyan kişi. Evet tabii. Çok güzel. Güzel. Peki Onurcuğum şimdi bu senin yazdığın şarkıyı sen okudun mu? Hayır daha ben sen okumadım. Okumadın. Ben de Cengiz Han Sönmez'le çalışma içindeyim. Albümümde ben de okuyacağım. Evet. Ya yani bunu bence yani senin sesinden de böyle. Ben de okuyacağım tabii. Çok sevdiğim bir şarkı. Bana da çok uyuyor. Sahnede okudum bir kez. Ama ben de okumayı düşünüyorum. Bu arada bir tane Onur'dan isteyelim mi? Evet. Bak şimdi. Hayır. Şimdi peki kısacık söyleyeyim o zaman. Evet. Kısacık ya onu söyle istersen başka parçayı söyle ama senden de. Müptelayım kalbine, müptelayım sesine, hasretim telefonda duydum nefesine. Kerem Aslı çıldırır gönlümün hevesine hiç görmeden severek aşkı yaşayacağım hiç görmeden severek aşkı yaşayacağım. Ya hiç süper bir kere ya. Okumuştum olsun, daha. Tam da güzel. Daha geçmedik çok inşallah. Güzel. Daha güzel okuruz tabii çok ki. Ben de arada böyle mırıldanıyorum görüyorsun değil mi? Ama evet. Şey arkadan. Şimdi işte size biraz daha öne doğru itelim. Evet ben de aslında uzun yıllardır şeye gidiyorum. Dragos tabii. Musiki Cemiyeti'ne gidiyorum. Buradan sevgiler olsun bütün arkadaşlarımıza. Gidiyorum ama hep soruyu söylemedim daha bugüne kadar. Hep korodayım. Bir de beni böyle bir ikna eden bir kısım oldu. Hani sesin çok işte tiz, işte hani çok söylerken iyi bir terbiye olması gerekiyor diye böyle. Ben de o arada böyle hani koroyla kaynatıyorum. Söylemiş de oluyorum bu arada. İnşallah. Zaten bir asrı sevam var. Var değil mi? Ay çok teşekkür ederim. O havamız var ama henüz sesimiz yok. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Olur. Her şey güzel olur. Şimdi aynen. Ben ama çok merak ediyorum klip şarkısını. Klip şarkısını da bir Gülşah Hanım'dan şöyle küçücük duysun izleyicilerimiz. Tamam. Tabii ki. Klibimizi Sabır de, duasını. YouTube'dan Gülşah Sönmez Sabır Duası aynı zamanda, yazarak. Şunu da hemen şuradan söyleyeyim. Gülşah Sönmez Sabır Duası'nı aynı zamanda her sabah saat 11'de Ege Türk TV'de de
klip saatini izleyebilirler. Size de buradan sürpriz yapmak evet, istedik biz de. Bundan sonra klip saatimiz de sizde varsınız. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hüseyin Balkancı Sözler. Hüseyin Balkancı. Çok değerli. Çok değerli bir insan. Sevgili doktorumuz. Tabii. Doktor Hüseyin Balkancı. Albümde Sabır Duası dışında birkaç tane daha şarkının sözlü evet, yazarı evet. O. Hüseyin Balkancı dışında çok önemli güfte yazarları, yani bizim için çok önemli. Beran Yalçın var. Beran Yalçın gibi, Fatoş Koçarslan gibi, Arzu Subbakan Kabukçu gibi. Şafak Nur Yalçın. Şafak Nur Yalçın, Onur tabii. Akay. Evet, çok değerli. Çok Hüseyin değerli. Balkancı'nın da 5 tane eseri var. Evet, doğrudur. Evet, evet, evet. Çok güzel sözler. 5-6 tane hatta, evet. Doğrudur. Bayağı evet, çok güzel. Evet. Beni de aradı telefonla, tebrik etti. Senin albümü dinleyerek ailesiyle yolculuk yapıyor. Ay ne güzel. Yani bu hakikaten bir böyle bir yol albümü de diyebiliriz bunun için. Yani hani herkesin favorisi olan şarkılar var tabii. Herkes böyle sarbaşa yapıyordur. Ama A1'den albümün sonuna kadar kesintisiz dinleyebileceklerine eminim. Edinmeden, dinlemeden bu dediğimi anlayamayabilirler dinleyicilerimiz ama şarkı seçiminden onların sıralamasına kadar ince ince düşünülmüş bir albüm. Dolayısıyla hiç sıkılmadan sonuna kadar dinleyebilirler. Yolculuk boyunca dinleyebilirler diye düşünüyorum. Her yerde de var. Ben albümleri de tüm gördüm. Tüm dijital platformlarda da var. Satılıyor da, marketlerde evet, de gördüm. Evet, evet, evet. Satılıyor da. Umarım muhatabını bulur. Dinleyiciye ulaşabilir. Kesinlikle. Önemli olan zaten ulaşabilmesi. Yani evet, en güzeli. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Aldığımız tepkiler de o anlamda öyle. Doğru bir iş yaptık dedirtiyor bize. Ama dediğim gibi hani muhatabına ulaşması önemli olan. Aslında bu çok ince bir çizgi. Yani bir anda böyle her şey değişebiliyor. Tabii. Bir anda herkes haberdar olabiliyor. Bu anlamda aslında hani kültür hizmeti veren herkese de iş düşüyor diye düşünüyorum. Sizin bu anlamda çok önemli bir rolünüz var. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnanın herkes bu şekilde davranmıyor yani. Ne yazık ki öyle. Yani sanat müziği deyince insanların kafasındaki o algı kırılamadı senelerdir. Yani o işte ağır ya ben dinleyemiyorum diyenler bile muhakkak o çok bildiğimiz sanat müziği şarkılarını ezbere söylüyorlar. Tabii. Hani bu öyle demelerine bakmıyorum o anlamda ben. O yüzden hani buna sanat müziği albümü diyoruz ama sanat müziği dinlemeyenler de bir baksın burada ne diyorlar, burada bir şey var diye bir merak etsinler istiyorum. Bu albüm öyle bir albüm. Evet, dinlemeyenler bile ilk kez bir bununla dinlesinler. Bak ne kadar değişik olduğunu anlayacaklar. Evet. Evet. Tabii. Sabır duasından ufacık bir şey söyleyeyim. Evet, bekliyoruz. Her sözüm kederdir, her sözüm kahır. Ayrılık hançeri kurşundan ağır. Sevgilim duymuyor, kalbim sağır. Bir şarkı değil bu sabır duası. Her sözüm kederdir, her sözüm kahır. Ayrılık hançeri kurşundan ağır. Sevgilim doluyor, kalbim sağır. Bir şarkı değil bu sabır duası. Bir şarkı değil bu, sabır duası. Ne güzel, ne kadar güzel. Evet, gerçekten de dua gibi olmuş yani, evet, değil evet, mi? Evet. Herkesin evet, dilindedir bu sabır duası. İşte sabretmek şart. Onurcuğum, evet. Bu şarkıyla sabretsin bazı aşıklar, evet, beklesinler. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Herkesin dilinde bir aslında bu sabır duası herkesin ağzındadır yani. Bir sabır duası çeker ya, o anlamda da hitap edeceğini düşünüyorum güfteler açısından da. Herkese yönelik sevincine, hüznüne, mutluluğuna, herkesin bir tarafına dokunacak diye düşünüyorum bu albüm. Tabii. O anlamda çok kişiye hitap eden, büyük kitlelere ulaşsın umuyorum ki. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. İşte böyle çalışmalarında inşallah devamı gelsin. İnşallah. Desteklersin ki müzik severler. Evet, evet. Sizler de yapabilin. Çünkü bu kolay olmuyor. Çok zor. Hakikaten kolay işler değil. Yani çok büyük masraflar. Çok büyük masraflar. Yani bu anlamda bizi destekleyen, bu anlamda yanımızda olan albümün
bu hayalin gerçekleşmesine sebep olan kişiler de var tabii ki. Bizi destekleyen öğrencilerimiz Rauf Kunt gibi, Atilla Bey gibi, Hüseyin Balkancı gibi. Yani bu anlamda hani maddi olarak da hakikaten zor işler bunlar. Ve yine bir sanat müziği albümü olması dolayısıyla çok desteklenen işler de değil. O anlamda gerçekten büyük emek var. Onlara da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine buradan. Hepsine ellerine sağlık. Evet, yani bu hani kolay bir iş değil ve onlar da bu işe sahip çıkıyorlar bu anlamda. Evet, hem orada mutfakta çalışanlar, evet, hem de evet, sizin mutfakta çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bizim mutfakta ağır işçi var yani. Çok güzel. Böyle. Bir kalkıyoruz bir sabah, mutfakta bir şarkı. Orada nota duruyor, bırakıyor, yatıyor Cengizhan herhalde. Şimdi ufaklık ne kadardı? Ufaklık 2 yaşında. 2 yaşında, Allah bağışlasın. Amin. O da bir canavar, bütün şarkıları ezbere söylüyor. Aa. Çok inanamazsınız yani böyle bir şey. Yani hani annesi babası müzisyen tabii ne olacak falan diyorlar ama bazen çok alakası çocuklarda çıkabiliyor iki müzisyen. Kesinlikle. Bizim şarkıda oynuyormuş değil mi? Öyle evet, bir şey duydum. Hakikaten sabah kalkıyoruz birlikte dans ediyoruz onunla o şarkıyla. Ömür borcunu söylüyor. Kayıtları falan var. Videolar öyle diyorlar. Güzel. Hani internete verseniz bunlar çok tıklanır falan diye. İki yaşında. Daha yeni yeni konuşuyor zaten. Hani anlaşılır şekilde yeni yeni konuşmaya başladı ama o şarkıları kendi dili döndüğünce söylüyor. Buradan da anlıyorum ki yani biz gerçekten çok küçük yaşlara bile hitap edebilmişiz. Tabii. Onların da diline düşebilmiş bu şarkılar. Hmm. Programımız 48 dakika, 2 dakikamız kalmış. Öyle ama mi? Ne çabuk geçti. Yönetmen işaretimizi verdi mi? Ben göremedim evet, ama. Evet, verdi. Vallahi şaşırdım. İşte bizim program böyle. 48 dakika sadece müziksiz nasıl gider diyorlar evet, ama evet, böyle gidiyor işte. Sohbetinize de doyum olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu anlamda siz de bir öncülük yapıyorsunuz. Kültür sanata verdiğiniz değer zaten ortada. Hı hı. Sizin de örnek olmanızı diliyorum bütün yayın kuruluşları için. Bizim sanatçıların, icracıların tek dileği zaten kendi seslerini birilerine duyurabilmek, bu tabii, anlamda kültür hizmeti yapabilmek, geleneği geleceğe taşımak, o kokuları duyurmak, o tatları hı hı, vermek. Ama dediğim gibi önemli olan bunu taşıyabilmek, bunu ulaştırabilmek. Bu anlamda sizin çok büyük rolünüz var. Bunun için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de size teşekkür evet, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen herkese bu albümü bize sunduğunuz için, tüm müzikseverlere sunduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Ne yapsak, şarkıyla mı bitirsek? Kısacık böyle bulmuşken sesi. Tabii ki. Önce bir vedalaşalım. Tabii, ondan tabii, sonra şarkıyla bitirelim. Tamam. Evet değerli izleyenler, bir Dünden Bugüne Nameler programın böylece sonuna gelmiş olduk. Biz de üzülerek ayrılıyoruz ama haftaya yeniden buluşmak dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evet, hiç görmeden severek aşkı yaşayan ben de sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrar. Bu hafta Gülşah Sönmez'di konuğumuz. Yine çok değerli konuklarla Ege Türk TV'de huzurlarınızda olacağız her hafta. Ve Gülşah'ın o güzel sesiyle bitiriyoruz. Ne söylesek acaba? İçinizden hangisi gelirse. Hangisini istersen. Bir Cengiz Han Sönmez şarkısı daha. Hadi o zaman öyle yapalım. Onun güftesi bestesi ona ait tabii, bir eser yine. Gölgene Hasret Yıllar. O kendi albümünde de okumuştu. Ben de seslendirdim dilim döndüğünce. Güzel bir eser. Umuyorum onları da, o izleyicilerimiz de severler. Gölgene hasret yıllar, tütünüm sen kokardı, bir nefeslik canım var, o da senin olaydı. Gölgene hasret yıllar, İstanbul sen kokardı, bir nefeslik canım var, o da senin olaydı. Bir nefeslik canım var, o da senin.